Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ÖTV muafiyeti ile araç alacaklara rehber videolarımız ay başından itibaren geliyor arkadaşlar. Şimdiki videomuzun konusu sedan araçlar. Sedan araçlarında kendine göre kullanıcıları var ve tercih eden insanlar var. Onlar için de en uygun sedanları Başlıca özellikleriyle bu videoda inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce birkaç tane size e, bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Geçen aya göre e, sedan araçlarda da fiyatlarında gerek işte kur e, nedeniyle gerekse e, enflasyon nedeniyle araçların fiyatlarında ufak da olsa artışlar yaşandı. Yani ufak dediğimizde kime göre ufak bu da tartışılır tabii ki. Ee, ama arkadaşlar genel manada e, 40 bin, 50 bin gibi liste fiyatlarında ve normal fiyatlarda oynamalar yaşandı. E, bu da tabii ki ÖTV muafiyetiyle araç alacak olan arkadaşlara 25 bin ila 30 bin lira arasında ek bir maliyet getirmiş durumda. E, bunun da bilgisini size vereyim. E, ve piyasada arkadaşlar e, çok söylüyorsunuz işte araç çok vermiyorlar vesaire vesaire gibi. Arkadaşlar aslında araçlar var, araçlar e, stoklarda mevcut ama ÖTV muafiyetiyle alan arkadaşlara ellerindeki daha az satılan modelleri e, satıp e, ve daha çok kar et, elde etmek için bayiler bazı e, böyle politikalar izliyor. Bu noktalarda araştırmalarınızı geniş çaplı yapın ve düzgün ticaret yapan Düzgün bayilerle, etik ilkelere uyan insanlarla e, bulun, araştırın diyorum arkadaşlar. Böyle bayiler yok değil var. Ama e, gerçekten günümüzde çok azaldı böyle insanların sayısı diyelim. Ve videomuza geçelim araçları sırasıyla inceleyelim arkadaşlar. Video sonunda da yine böyle bir açıklama yapacağım sizlere. E, beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. İlk aracımız Skoda Octavia. Skoda Octavia'nın Elite 1.0 TSI E-TEC 110 PS DSG versiyonu listemizde. 1 litrelik benzinli motora sahip Octavia 110 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.5 saniye ve maksimum 208 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak, 100 kilometrede 5.2 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Skoda Octavia kullanıcılarına 600 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1700 litreye varan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.509.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 838.000 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın Dream XPEC pack Hibrit e cvt versiyonu listemizde. 1.8 litrelik hibrit motora sahip Corolla 140 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.3 saniye ve maksimum 180 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 4.7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Toyota Corolla kullanıcılarına 471 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.559.000 TL, engelli indirimli fiyatı 866.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Hyundai Elantra. Hyundai Elantra 1.6 Prime CVT versiyonu listemizde. 1.6 litrelik benzinli motora sahip Elantra 123 beygir güç üretebiliyor. 0 yüz hızlanması 10.7 saniye ve maksimum 195 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6.4 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Hyundai Elantra kullanıcılarına 474 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.412.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 784.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Renault Megane. Renault Megane Icon 1.3 TCE EDC 140 beygir versiyonu listemizde. 1.3 litrelik benzinli motora sahip Megan 140 beygir güç üretebiliyor. 0 hızlanması 9 saniye ve maksimum 205 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 5.7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Renault Megane kullanıcılarına 503 litrelik bir bagaj hacmi sunarken İkinci sıra koltukları yatırıldığında ise 987 litreye varan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.446.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 803.000 TL'ye geliyor. Bir diğer aracımız Kia Cerato. Kia Cerato 1.6 128 PS otomatik versiyonu listemizde. 1.6 litrelik benzinli motora sahip Serato 128 beygir güç üretebiliyor. 0 100 hızlanması 11.6 saniye ve maksimum 195 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 7.5 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Kia Serato kullanıcılarına 502 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.360.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 755.000 liraya geliyor. Evet arkadaşlar. Sedan modelleri incelediğimiz videomuz bu şekildeydi. Arkadaşlar şimdi biz burada en yüksek yani 1.590.000 liraya yakın fiyat performans açısından en Uç noktadaki araçları listeye alıyoruz ama e, bu ay arkadaşlar farklı bir video da yapmayı düşünüyorum bu konuda e, bazı araç modelleri yani mesela sedanlarda Egeyalar var ondan sonra da Alliant var ya yani uygun modelli sedanlar da var arkadaşlar bunları bu listeye almadım çünkü burada en üst limite yakın olan e, bizim için performans fiyat açısından en iyilerini bu listeye koydum ama bütçe açısından sizin için daha bütçe dostu araçları da inceleyeceğim bir video gelecek. Orada da sedan modeller var. O videoları da e, izlemek, onlardan da haberdar olmak için arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım ve bildirim zilini açalım arkadaşlar. Çünkü video yaptığımda size e, bildirim gelecek ve videoları daha rahat bir şekilde göreceksiniz e, ve oradan hatırlamış olacaksınız. O yüzden bunu yapmanızı sizlere öneriyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.